Efendim, geçenlerde bir televizyon programında adamın biri alaycı bir üslupla Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yanındaki bir hizmetlisinin öldüğünü, daha sonra Azrail'i çağırarak gel bakalım buraya, sen bunun canını almadan önce bana sordun mu tabirini böyle alaycı bir dille anlattı. Aynı muhabbet okuldaki öğretmen arkadaşlara geçtiğinde dönüp dediler ki hani böyle bir şey olabilir mi? Ben bilmiyorum dedim ama efendim birinci sorum böyle bir durum Ben hakkında. de bilmiyorum. İkincisi efendim içimden hani dedim ki eğer mevzu bahis Abdülkadir Geylani Hazretleri ise dedim yani Allah affetsin olmaz diyemem düşüncesi yanlış mıdır? Evliyanın kerameti haktır. Bunu konuda bir evliyanın üzerinden bir keramet zuhur etmiştir. O yüzden biz evliyanın kerametini kabul ederiz. Ama böyle bir yani bu keramet zaten olağan bir şey değildir. Olağan bir şey olmadığından dolayı keramettir zaten. Biz onu normalde keramet olarak kabul ederiz ama bu olmuş mudur, olmamış mıdır bir şey diyemeyiz. Ha bu normalde olmamış olsa dahi biz ben kendi nefsimde bir kerameti reddetmem. O kapıyı aralamam. Bu evliyanın derecesine göre kerametlerinin de derecesi vardır. O yüzden biz normalde benim okumamam, o meseleyi okumamam olmadığını göstermez. Ben genelde hani mesela Avarifül Maarif'te böyle şeyler çoktur. Ha, anlatılan kıssalar öyle söyleyeyim, menkıbeler çoktur Avarifül Maarif'te. Ama Avarifül Maarif vardı bende daha önce. Şimdi duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum o kitap ama ben çok okumayı tercih etmedim. Yani onları reddettiğimden dolayı değil. Yani ben bir evliyanın kerametini anlatıncaya kadar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mucizesini anlatmayı yeğlerim. Bir kerameti anlatıncaya kadar ben Kur'an ve sünneti anlatmayı yeğlerim. Bir kerameti anlatıncaya kadar ben bir fıkhi meseleyi anlatmayı yeğlerim. Ben o yüzden hani keramet anlatmaktansa en büyük mucize Kur'an'dır. Onun en büyük mucizesi ondan sonra sünnet-i seniyedir. O yüzden bir kimsenin Kur'an ve sünnet-i seniye anlatması binlerce keramet anlatmasından daha evladır. Çünkü bir sünnet-i seniyeyi öğretmek binlerce kerameti öğretmekten daha fazla faziletlidir. Bir ayet-i kerimeyi anlatmak, onun insanlara öğretmek binlerce hadis öğretmekten daha evladır. O yüzden burada söz konusu olan sıralama Kur'an, sünnet, imamların içtihadıdır. İlk sufilerin sufilik adabı, erkanı, ölçüsüdür. O yüzden o insanlar, buradaki kardeşler önemli olan dinlerini birinci derecede Kur'an sünnet bağlamında, imamların içtihadı bağlamında dinlerini öğrenmesidir. Yoksa otururuz işte Abdullah Efendi Hazretlerinin kerametlerini anlatırız. Otururuz Çorum Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinin kerametlerini anlatırız. Ha lafı geldiğinde, sırası geldiğinde bunlar da anlatılır mı? Anlatılır. Ama ölçü olarak birinci derecede bunlar değildir anlatılacak olan şeyler. Otururuz Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de kerametini anlatırız. Eyvallah. Hani geliyor ya bir kadıncağızın birisi, oğlu orada medresedeymiş. Ondan sonra illa ki görüşmek istiyor Geylani Hazretleri'yle. O da meşhurdur. Şeyden Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetlerinin sonunda var bu şey orada. Okudum kendim. İşte o da tavuk yiyor. Çatır çutur çatır çutur. Diyor ki bizim çocuk aç kalıyor, sen burada tavuk yiyorsun diyor. Bu Allah'tan reva mı diyor. Hiç seslenmiyor. Kemikleri topluyor, küntü biiznillah diyor kemiklere. Küntü biiznillah diyor, tavuk kıt 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 yürüyüp gidiyor. Diyor ki senin oğlun da bu hale gelince o da tavuk yer diyor. Şimdi evet bunu okudum deseler ki hani bu var mı? Ben derim ki bu hak. Ben ama onun delilini de getiririm. Derim ki
Onun da delili var. O konuşulanın da delili var ama insanlar din bilmiyor. Mesela bunun delili ne? Hani İsa aleyhisselam normalde ölüyü bu manada diriltir miydi? Evet, havarisi de yaptı mı? Evet. İbrahim aleyhisselam küntü biznillah dedi, kuşlar canlandı mı? Evet. Benim velilerim Beni İsrail peygamberinin üstündedir. Bir hadis-i şerifte Gazali üstündedir olanı kendisine ölçü alır. Ama hadis-i şerif var, Beni İsrail peygamberleri mesabesindedir. Öyle olunca o velinin kerameti hak olur mu? Evet. Ölçü. Hadis-i şerif. Geylani Hazretleri, sen nasıl bunun canını benden habersiz aldın dediğinde, yani hani havariler geliyorlar da havarilerden birisinin üzerine katil damgası vuruyorlar, onun katline hükmediyorlar. Ne yapıyor baş havari? Alıyor Antakya padişahını yanına, öldürülen kimsenin yanına gidiyor. Öldürülen kimsenin, ölenin kimsenin başına gidiyorlar. Yanlarında kimler de var? Yanlarında hakimler, savcılar bugünkü noktada. Bir de kim var? Bir de Antakya kralı var. Gidiyorlar ölünün yanına, ölüye soruyor başavarı. Senin gerçek katilin kim diyor? Senin gerçek katilin kim deyince ölü diyor ki beni filanca öldürdü. Şöyle öldürdü, böyle öldürdü. Bir çağı da şuraya koydu diyor. Ölü. Bu şimdi hani havarinin üzerinden tecelli eden bir şey. O baş havari gidiyor, o daha tam yetişmemiş olan, toy olan, daha tam kemale ermemiş olan havariyi ölümden kurtarıyor. Bu sefer de o Antakya kralı Hristiyanlığı kabul etmiş oluyor. Yoksa pagan o kimse, dinsiz. Böylece o havariyi oradan kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Havari ölüyü konuşturuyorsa, bakın bu normalde yeni akit dediğimiz İncil'de geçer. O zaman havarinin biz o ölüyünü konuşturduğuna inanırsak, o zaman bir Allah dostu veli de bir ölüyü konuşturur, bu ölüyle de konuşur. O zaman biz bu noktada onun keramet olduğunu kabul ederiz. Kerameti reddetmek de küfür olur zaten. Bak bir kerameti reddetmek küfürdür. Ha şunu diyebilir bir kimse. Yusuf'tan keramet çıkmaz. Eyvallah, Yusuf'tan keramet bekleme sen. Örnekliyorum onu. Bu senin hakkın. Ama böyle keramet yoktur dediğinde küfre düşmüş olur. Allah muhafaza eylesin. Allah razı olsun efendim.